Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Çok nadir görülen bir durum ama ben yalnızım. Eşimin evde bugün son günü, yarın işe başlayacak arkadaşlar. Ve benim bugün kuaförde randevum vardı. Dedim sen çocuklara bak, ben gidiyorum. Onu çocukların başına bıraktım. Gözlüğümü çıkartamıyorum. Şu an bayağı güneşli, dışarısı hiç gözümü açacak gibi değilim arkadaşlar. Şimdi halamla konuştum. O da hemen burada oturuyor zaten. Onların da aşure getirmişlerdi. Kapları bendeydi. Dedim gel hem onları vereyim hem onun da zaten işi varmış. Ben de geleyim dedi. Şimdi orada buluşacağız onunla da. Öyle yani, eşim bugün sabah gitti arkadaşlar, kolundaki alçısını çıkarttılar çok şükür. 2 haftadır, yani yazın böyle şeyler daha zor oluyormuş, adam resmen pişmişti. Bir de kaşıntı yapıyormuş içinden, yani iyi dayandı 2 hafta. Şimdi 2 hafta sonra yeni çıktı alçısı, biraz dikişleri alırken kanama yapmış, onun için oraya bant yapıştırmışlar, gözükmüyor tam içerisi, hifa içine düşecek. Sürekli soruyor baba ne zaman çıkartacaksın bantını diye. Artık bakalım, inşallah o kabuklarda hemen şey olur yani, o da hemen düzelir. Sarı kantaron yağı arkadaşlar aklınızda bulunsun, böyle zamanlarda çok iyi geliyormuş. Ben oğlum doğduktan sonra sezeryan olduğu için o dikiş izlerine, yaralarına da sürekli bana dediler ondan sür diye, daha çabuk yani o iyileşme sürecini daha çabuklaştırdı sarı kantaron yağı. Yani illaki bulundurun evinizde. Şimdi ben çocuklar Mutlaka kullanırım. Yusuf Selim pişik olduğu zaman falan illa hemen birazcık ondan pamuğun ucuna dokundurup onu böyle sürüyorum arkadaşlar. Çok iyi geliyor. Pişik, ondan sonra egzema, bunlara çok faydalı. Böyle ameliyat veya yara izleri hemen anında geçir. Yani tavsiye edebilirim. Şimdi benim randevu saatim geldi. Ben çıkayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz halamla oralarda dolandık. Ben kuaför terminime gittim, geldim. Ondan sonra biraz onlarla, çocuklarla dolandık. Sonra eve geldim şimdi. Ben araba sürmeyi o kadar seviyorum ki, geçen gün eşime diyorum ki bana bundan sonra hobin ne diye sorana araba sürmek diyeceğim diyorum. Gerçekten insan rahatlıyor, hele arabada tek başınıza olduğunuz zaman. Çoluk çocuk olunca ister istemez soru soruluyor, konuşuluyor, sohbet ediliyor arabanın içinde, ama böyle kendiniz olduğunuz zaman böyle bir kafa dinliyor insan. Sessizlikte camları da indirip ya, inanılmaz böyle bir dinleniyor, ruhum dinleniyor benim araba sürerken. Şimdi eve geldim, Yusuf Selim uyanmış, hemen yukarıya çıkayım. Ya anne eve giriş yapar. Canım. Anneciğim. Kakao içerttim, kakao hiç sevmedi. Hadi. Ah Canım, fındığım, fındığım bir sevmedin baktı. mi? Biri koydum buraya. Günaydın. Günaydın aşkım. Benim değil, Hifa'nın yaptığı Doğru, pastalar. Hifa'nın pastası. Oğlum, kakao mu Kolunu istersin, su göster mu? babiş. Şu gözükme, yarın gözükür. Evet, o bant çıkınca gözükür. Canım güzel mi oğlum? Sevdin mi anneciğim? Güzel uyudun mu? Gözlerin şişmiş. Gözlerin şişmiş. Daha şimdi uyandı. Hadi. Mua. Sen gittiğinden beri uyuyor. Hadi. Halanın hepinize Aleyküm çok çok selamı var. selam. Hafsa peşimden Hülü diye dolanıyor biliyor musun? Hülü diyor. Kimle görüştün? Halaya şey tupa vardı ya. Ha, onu verdim. Yani onu vermeye gittiydim. Hülü bak, bir Hülü bak diyor sürekli. Hala demesi gerekiyordu. O nereden çıktı? Ne bileyim. Burada çok böyle kahverengi bir şeyler var böyle. Bu ne? E? Çok tuhaf. Önce şunu kattım ben kahve diye. Ama sen yemek yapmıyorsun zaten. Ben Zımt. yapıyorum. Evet, koklayacaksın sadece. Ama İçeri kahve. simt. Baba ben simti biliyorum. O mesaj butonunda bazen Neydi şöyle. Türkçesi? Tarçın. Tarçın. Ama kahve şey kakao aynı. Hadi çocuklara güzel şey yapmışsın. Anneye de bir kahve yapıver babiş. Hay hay. Teşekkür ederim. Süt Zaten de her şey orada. hazır. Evet.
Anne. 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 Biliyor musun babam şöyle sordu. İpek bir kokla kakao mu? Sana evet, mı kakao koklattırdı? Babayın burnu koku almıyor herhalde. Ben kokladım kakao. Koronadan sonra daha doğru dürüst alamıyorum. Çok zorlanıyorum koku almakta. Yani. Şimdi anne. Arabanın yağlarını falan ayırabiliyorum da. Bugün babam doktora gitti ya. Doktor hiç içeri almamış biliyor musun? Sadece yan odaya, yan tarafa almış. Doktor gelecek demiş. Doktor da gelmiş, hiçbir şey yapmamış. Gidebilirsiniz koronadan sonra, normal daha bir 6 ay sürer bu öksürük. Ondan sonra bu işte istifra falan demiş. Gerizekalı. Bizim buradaki. Bizim, evet bizimki. Hiç içeriye almadan direkt, ondan sonra babam demiş şey ver bari demiş, Schleimlöser falan. Hı-hı. Öyle yazmış, onu da hep blau reçete zaten. Ben de dedim keşke hiç almasaydım. Benim konumdan da gittim oraya. Orada bir tane sivilce vardı. Sivilceymiş güya. Sivilceyi halledeceğim. Bunun bursit sıkıntım var benim. Bursitten yani ne kolumu uzatabiliyordum. Hiçbir şey. O zaman da bursiti direkt şey yapsaydı, tedavi etseydi ameliyat olmayacaktım. Hastanedekiler söyledi. O doktor pek iyi değil. Sivilceymiş güya. Sivilcenin intihablandı da sivilceyi şey yaptı. Çiban denir arkadaşlar. Bizde böyle sivilce çok büyük olduğu zaman, iltihap olduğu zaman bizde çiban denir. Bilmiyorum normal adı ne ama önce öyle zannettiler. Ondan sonra meğersem öyle bir şey değilmiş. Eşimin kolundaki çok farklı bir şeymiş. Vay vay vay, hoş kahvenin sen renkleri. Teşekkür ederim. Anne. Ama henüz uzatamıyorum ha. O artık normal, sürer biraz. Efendim fındığım. Bir şey de yani yanlış teşhisten dolayı eşim ameliyat oldu. Bugün öbür doktor söyledi. Arkadaşlar yani bizim doktor değil sadece. Çoğu doktor artık öyle. Yani artık onları tedavi etmiyorlar. Aynen, tedavi etmiyorlar ve kendilerine koronayı böyle bir şey olarak, bir bahane olarak buldular. Kimse hiç doğru düzgün bakmadan direkt normal deyip gönderiyorlar. Anne. Efendim canım. Bir şey izliyordum ya. Şurası da yatma odası. Yusuf Selim. Bu da ayaklar için. Ne oku anneciğim? Hadi oku, dinliyoruz aslanım. Heh. Hadi bize kitap oku. Okuyacak mısın? Hadi oku. Hadi oku. Ama emzikle zor olur. Hadi. Ya benim bu oğlum da sadece keyif için dünyaya gelmiş. Arkadaşlar şu arkadaki koruma buradaydı ama artık herhalde kendi yatağında yatmıyor Yusuf Selim. Onun için o korumayı çıkarttık. Bari gündüzleri girsin çıksın da yatağına alışsın diye. Ben bunu yaptım. Bakalım. İnşallah yakın zamanda Yusuf Selim de ablasıyla beraber odalarında yatar. Ben bunu yaptım. Aferin, güzel yapmışsın. Ablası da yatağı odası konforlu bir hale getirmiş. Burası oturma odası. Evet. Arkadaşlar Allah'tan sabah gitmeden önce yani randevuyu öyle bir ayarladım ki öğlenin sonuna doğru olsun diye. Hem Yusuf Selim'in uyuduğu saatte hem de evi temizledim, sildim, süpürdüm. Banyo, tuvalet, çamaşır derken ben yokken de çamaşırım bir tanesi kurumuş. Şimdi hemen onları da katlayayım. Ev işine de böylelikle bir son vereyim. Çünkü akşam yemeği hazırlığına yavaş yavaş başlayacağım. Dünden yemeğim vardı zaten. Çorba yapmıştım. Bal kabağı çorbası yapmıştım. Sonra fasulye kavurdum. Daha sonra yanına pilav yapmıştım. Pilavı hususa az yaptım. Çünkü ertesi gün ısıtıldığımı ben sevmiyorum onu. Onun için hep böyle porsiyonluk yapıyorum. Dün o bitmişti. Şimdi o fasulyenin yanına, fasulyeyi çocuklar yemezler, yanına makarna haşlayacağım birazcık. Bugünü de böyle yapalım. Bir de yanına salata çıkarttık mı? Salata yaptık mı? Tamamdır. Birazdan da akşam yemeği hazırlığına başlarız. Yusuf Selim, ne yaptın? Adaya ne yaptın? Ne oldu adaya? Kitap mı attın ablana? Kitap mı attın ablana? Ağladı mı Hifa? Üzüldü mü? Sen özür diledin mi abladan? Özür diledin değil mi? Aferin sana.
Aferin sana. Ya? Özür diledin değil mi? Aferin benim oğluma. Aferin oğluma. Bak Ada da özrünü kabul etti. Anne demin bana sarıldığı söyledin. Ay gel 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 gel. Öyle mi dedi? Kesin özür diledi o ara. Arkadaşlar birkaç gündür yağmur yağdığı için dışarıya da çıkamadık doğru düzgün. Ve bugün de çok sıcak. Ganimet toplamaya geldim. Sağ olsun canım komşum. Kötü yapraklar var, onları da alalım, daha güzel büyüsün. Şimdi en azından şurada yaz bitene kadar daha buradan mahsul toplarız biz. Bu biberler acı değil arkadaşlar. Bu biberler tatlı biber. Şimdi başka burada yok. Burada var mı? Şimdi ben güya çamaşır katlayacaktım ama çamaşır katlamaya o gelmedi. Çocuklar dışarıya çıkalım dediler. Sıkılmışlar. Ben de yoktum zaten sabahtan. Şimdi çocukları dışarıya çıkartacağız birazcık. Şöyle. Biberin çıkası gelmedi. Şu çiçeğime de sanırım ben nazar ettim. Çok güzel, çok güzel dedim. Bakın yağmurdan tabağı bile fena olmuş. Kurumaya yakın oldu arkadaşlar. Halbuki içinde suyu da var ama. Güzelim çiçeğim gitti. Nasıl kurtarabilirim? İnanın hiçbir fikrim yok. Malum biliyorsunuz. Çok öyle bir becerim de yok. Çiçekler konusunda anneme bir sormam lazım. Domatesler de var. Bir iki çocuklara da şuradan fındık domates toplayayım. Şöyle. Daha da bir sürü domates var. Kızarmayı bekleyen. Anneannem hep der çok sularsan şımarır. Yaprakları büyür. Kendisine vitamin gitmez diye. Sanırım şu an benim domatesim de aynı şeyden muzdarip. Vitaminler yapraklara gidiyor yağmurdan. Evet arkadaşlar tam akşam serinliği çöktü ve biz dışarıya çıktık. Şu an hava mis. 28 derece falan vardı herhalde bugün hava. Zaten şu aralar artık Ağustos'un sonuna geldik arkadaşlar. Almanya'nın yağmurları falan başladı. Artık gündüzleri bile 30 derece de olsa hiç o kadar fazla bir hükmü olmuyor. Akşamları bayağı serinledi. Artık camları falan kapatıp yatıyoruz. Yani. Geçen gün Rola'yla evin etrafında bir kere tur attım. Bayağı iyi biliyor musun? Unutmuşuz Rola binmeye binmeye. Evet. Ya. Geçen gün arabanın arkasında unutmuşsun ya İfa Rola'nı. Onu yukarıya getirirken. Yavaş bak öyle yaparken düşeceksin lütfen. Yusuf Selim at oğlum topu. At anneciğim topu. Bak elini. Bak bir bana bir bak. Bana bir bakar mısın? Tamam anneye bir bak.
Bunu anne alsın. Vey 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 vey. De ısırıyor almasın diye. Mümü dedi şunu bir cebine koysana. Benim cebim yok şimdi, unuturum bir yerde. At. Küçük yazlıkçı in the house. Basket mi yapacaksın? Yok. Kız bu ne kadar eğlenceli. Evet. Anne. Senin de sürekli sürdüğün kadar var. Dikkat. Evet, olabilir. Bu ekstra rolla. Arkasında bremze var. Arkasında fren var. Hadi bul gel. Ya oğlum. Çok sildim. Derpeş. Yo. Yes. Titti. Hifat. Kom. Hayır, burada. Tamam. Yusuf Selim'e ya Formula 1 sporu, go-kart ya da futbol en iyisi. Tam emin değilim. Sen Mercedes'i mi süreceksin oğlum? Formula 1. Dedesi sorar, Fenerbahçe'de mi oynarsın? Aha bak köpüş. Eli. Korkuyor ya. Kuma girme oğlum. Çık git oradan. Çıkmayacağım. At oğlum. At topu bana. Çıkmayacağım. At topu bana. Çıkmayacağım. Bak adam. Köpeğin idrarını ne kadar güzel topluyor. Almanya'da öyle kanun var. Ne kadar cezası? Birkaç yüz euro mu ne cezası var? Köpeğin varsa da etrafa. Geçen gün bizim en alt komşu bir grupta şey yaptı. Ortadan yaptı. Sağ taraftaki mi? Herhalde. Kolerik olan. Şu köşede oturun. Hı hı. Yusuf Selim, Hifa'nın yanına oturacaksın mı? Bak Hifa orada. Oraya gel. Oturacaksın mı? Gel. Gel seni çıkartayım Hifa'nın yanına. Onunla mı süreceksin? Çık. Çık oraya. Gel aslan. Çık. Heh. Tutun. Tut. Tut. Tut, 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 tut. Tamam. Sen aynen. Sen o zaman şey yap. Şuradan tut. Mama gel. Güzel mi oğlum? Sevdin mi? Adana da mı yardım ediyor? Ayağını da şöyle sabit koy. Heh, bunu da şöyle koy. Tamam. Tam öyle koy işte ayaklarını. Heh. Bak.
Hızlanalım mı biraz? Gördün mü? Tamam mı? Hadi. Tamam. Anneciğim zaten akşam şey vakti geldi. Hadi gidelim. Hayır. Hayır, bu şapka kaybolur, olmaz. Arkadaşlar bunlar küçük paketler, onun için iki tane yapıyorum bundan. Yani 250 gramlık paket. Şimdi iki tane koyduğunuz zaman bir makarna paketi ediyor. Demin balkondan topladığım biberlerle de salata yapıyorum. Şunları da doğrayalım içine. Biberlerin bazıları da acı çıktı arkadaşlar. Keşke bilseydim. Annem yeni turşu kurdu. Ona götürürdüm. Artık. Şöyle. Arkadaşlar bu arada önümüzdeki günlerde İlfan'ın okul alışverişini de yapmamız lazım. En sevdiğim şey okul alışverişi yapması. Bayılıyorum yani. Geçen sene biz okul alışverişine gittik. Hifa oyuncak reyonundan zor getirdim bu tarafa. Ondan sonra dedim ki kızım dedim daha fazlasını bulamıyoruz. Sonra onsuz tekrar gittim. Eksikleri öyle tamamladım gelmiş. Baktım hiç hoşlu olacak gibi değil. Biraz da dereotu atalım. Şöyle. Yusuf Selim, yardımcı olayım mı oğlum? Geliyorum. Senin küçük adam Selim, gel. Heh. Babadan yardım iste. Baba sana araba yükleyebilirsin. Öyle atma ama. Babası bir yardım eder misin Yusuf Selim'e? Araba yolunu kurmak istiyor herhalde. Babasının garajında olmadığı kesin. Bir gün olacak bu benim garajımda, görürsün. O 67 model Ford Mustang'a Shelby'yi alabilirim. Hadi bakalım inşallah. Allah gönlüne göre versin. Ama önce sana A-Class alamadı değil mi? Yani artık. Kırmızı bir A-Class seni alırım.
Bizimkiler acıkmışlar. Bana birisi buzdolabından limon getirebilir mi lütfen? Arkadaşlar yemeklerim pişene kadar ben de size bunları göstereyim. Biliyorsunuz ya, hatırlarsınız belki önceki videolarımda demiştim bunlar peçete olarak kullanacağım demiştim arkadaşlar. Ama sadece 4 tane buldum demiştim. Sağ olsun halam kendilerinin oradaki kekten devamını bulmuş ve videoda görünce almış. Bugün gittiğimde bunları da verdi. Yani şu anda tam bir 6, bir tane yedek 7 kişilik oldu. Yani inşallah en kısa zamanda bu sofra düzmek nasip olur. Bakalım inşallah. Yıkayıp ütüleyip kaldırayım onları da diğerlerinin yanına. Teşekkür ederim bu arada. Das war's heute mit Video, oder? Nein, ich nehme gerade noch auf. Arkadaşlar yemeklerim hazır. Şöyle tereyağlı makarna yaptım arkadaşlar. Dünden yaptığım fasulye kavurmam var. Yanına şöyle karışık salata yaptım. Çoban salata yaptım arkadaşlar. Biberler bahçemin, yani balkonumun. Burada da karpuzum vardı. Onu da şöyle kestim. Böyle yeşiliyle çocuklar seviyorlar arkadaşlar. Onun için böylece bıraktım. Evet şöyle. Evet arkadaşlar yemeklerim hazır. Soframı da kurayım, ondan sonra hemen yemeğimizi yiyeceğiz. Bizlerden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar.